Dostlar, herkese merhaba. Uzun zamandır görüşemedik bazı sebeplerden dolayı. Eylül ayında Paris'e master yapmak için taşındım ve bir süre burada yaşayacağım. Ve bu süreçte yoğun bir tempoda okul işleriyle uğraştığım için herhangi bir şekilde YouTube'da ilgilenemedim. Şimdi bu aralar ufak bir boşluğum var. Dedim ben bu boşluğu niye video çekerek değerlendirmiyorum ve bugün sizle birazcık Paris'e gezeceğiz. Ondan önce şunu söylemek istiyorum. Paris'te birçok önemli yapı, birçok önemli müze, birçok terk edilmiş yapılar falan var. Bunların hepsini tek tek sizinle gezmek istiyorum. Onları da fırsat buldukça gidip sizlere zaten aktaracağım. Neyse, çok vakit kaybetmeden hadi hep beraber Paris'e gezelim. Bugün birazcık sizinle biraz yürüyüş yapacağım Paris'te. Birkaç önemli yapı var. Birkaç, aslında çok fazla önemli yapı var. Bunları beraber kısaca gezelim. Bu böyle bir Paris'e giriş videosu olsun. 4 ay sonra da olsa Paris'e bir giriş videosu olsun. Bundan sonra daha güzel konulu videolarla karşınızda olacağım umarım. Hadi o zaman hiç vakit kaybetmeden birazcık Paris'e gidelim. Evet, bugün Cuma, tam işçimiz saati ve çok kalabalık gördüğünüz üzere. Yani inanılır gibi değil. Şimdi arkadaşlar, birçok Avrupa şehrinde olduğu gibi Paris'te nehir etrafına kurulmuş bir şehir. Bayağı büyük şehir, yani bir İstanbul kadar büyük diyebilirim. Şimdi burası Sen Nehri. İnternette izlediğiniz birçok filmde, dizide burayı görürsünüz ki en son ben Lupin izlerken burayı görmüştüm. İzlediyseniz görmüş olabilirsiniz. Şimdi buradan çıktığımızda karşımıza tarihi Notre Dame Kilisesi çıkıyor. Ki zaten bunu da birçok yerde duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Bugün Aralık 17'si ve Covid bayağı bir artmış durumda. Yaklaşık olarak 60 bin 70 bin lira kadar dayandı Paris'te, daha doğrusu Fransa'da. O yüzden maskemi takmak zorundayım. Sesim biraz boğuk gelebilir. Mikrofon taktım ancak etrafta çok gürültü var ve şu an maskeyle konuşuyorum. O yüzden beni mazur görün. Evet, karşıda Notre Dame. Notre Dame'da yaklaşık 1000 yıllık bir kilise. Gene diğer Avrupa kiliselerinin olduğu gibi bu da bir gotik mimariye sahip. Kırmızıda geçtik ama umarım sıkıntı olmaz. Burada kurallara çok dikkat ediyorlar gerçekten. Yani yaya olarak bile kırmızıda geçince yakalanırsan cezası var. Burada insanların toplandığını görüyorum. Bakalım. Bakın, kilisenin bahçesinde bir etkinlik yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Burada birisi müzik çalıyor. Piyano çalıyor. Daha doğrusu org çalıyor diyebiliriz. Evet, tarihin oturdum. Lise. Evet, şimdi arkadaşlar Notre-Dame'ı oradan ayrılıyorum. Gitmek istediğim birçok nokta var. Saat şu an 6'ya geliyor ama hava erken kararıyor burada artık. O yüzden bugün gidebildiğim kadar yere gideceğim. Gidemesem de zaten bundan sonra burada olduğumuz için hep beraber birçok yeri keşfetmemiz artık çok kolay. Beni en çok büyüleyense Paris'in sokakları ve evleri. Neyi diye soracak olursanız, tabii şu an akşam olduğu için çok belli olmuyor ama yani Paris'e baktığın zaman böyle sarımtırak bir renk var. Başka bir renk yok.
Binaların hepsi aynı renkte. Mimariler aynı. Hiç tarihi bozulmamış. Sokakları çok canlı. Yani bu konuda gerçekten kıskanıyorum yani. Ki hatta biliyorsunuzdur, İlk Dünya Savaşı'nda Almanlar, yani Nazi Almanyası Paris'te geldiği zaman buranın belediye başkanı savaşmadan şehri veriyor. Çünkü bu tarihi dokunun bozulmasını istemiyor. Sonuçta savaş çıksaydı şu an gördüğünüz birçok bina, şu arkamda gördüğünüz tarihi bina olmayacaktı. Notre Dame, şuradaki Notre Dame. Arkamda gördüğünüz Notre Dame büyük ihtimalle olmayacaktı. Yani o zamanki belediye başkanı bunları korumak amacıyla direkt şehri teslim etmiş. Yani bazı kaynaklara göre de zaten biz Paris'i geri alırız düşüncesi de varmış diyorlar. Ama tarihte hiçbir şey ihtimal değildir. Bu arada biz şu an Seine'nin tam ortasındayız. Yani o Notre Dame, Seine'nin ortasında olan küçük bir adanın üstünde yapmışlar. Nehir giderken iki kol ayrılıyor, sonra birazcık ileride birleşiyor, öyle düşünün. Çok küçük bir ada. Şimdi Hotel de Ville, yani Paris Belediye Binası'nın önüne gidiyoruz. Oraya niye gidiyorum? Bir tarihi mimarisi var, onu göstermek istiyorum. Aynı zamanda da tam yılbaşı zamanlarında o tarafı süslüyorlarmış. Böyle küçük Noel standları tarzı şeyler kuruyorlarmış. Evet dostlar, şimdi dediğim yere, Hotel de Ville, yani belediye binasının olduğu yere geldim. Burası gerçekten beşerinden de muazzam olmuş. Bakın böyle eğlence yerleri var. İnsanlar burada eğleniyor. Çok eğlenceli. Bunu ben de yapmak isterim ama ihtimalle çocuklar için. Burası belediye binası işte. Eski bir tarihe sahip bir bina. Gördüğünüz üzere ışıklandırmalar çok süper. Her Noel'de bunu yapıp burayı bu hale getiriyorlarmış. Ve geçen sene pandemide bile bundan vazgeçmeden burayı istemişler. Yani yıllardır gelen bir gelenek ve şu an biz de o geleneğe şahit oluyoruz. Yani stand falan kuruyorlar sanmıştım, böyle bir şey satıyorlar falan, yiyecek içecek Noel şeyleri. Ama beklediğimden yine cıvıl cıvıl olmuş. Yani ışıklandırması süper. Hadi bakalım biz gezelim. Küçük bir cüzdan 17 euroydu. Günümüz kuruyla şu an 17.60 falan euro. Yani yaklaşık 300 küsur, 350 hesap edemiyorum. Ama normalde fiyatlar gerçekten çok pahalı. Yani şu kurabiyeler normal şeylerde 1 euroyken burada 4 euro, yani 5 euroya satıyorlar. Yani normalden çok pahalı. Biz gezimde devam edelim. İşte burası da tarihi belediye binası. Onu da gelmişken görmüş olduk. İçeriye giriş tabii ki sivillere yasak. Dostlar, Paris gerçekten normal diğer Avrupa şehirlerine göre pahalı bir şehir. Yani market fiyatları da olsun, diğer kiralar olsun bir tık pahalı. Burada yaşam gerçekten birazcık zor diğer Avrupa şehirlerine göre. Ama çok tatlı, güzel bir şehir. Yani buraya gelip gezmenizi tavsiye ederim. Burası çok canlı bir cadde, gerçekten de güzel bir cadde. Yani böyle birçok kafenin ve mekanların olduğu bir yer. Yani şans eseri buldum burayı. Böyle planlı gelmedim, yiyecek bir yer arıyordum. Hemen şöyle Notre Dame'ın yanında görüyorsunuz. İşte arkadaşlar, şu Mythic Corner'de güzel bir hamburger yedim. Buraya gelirseniz mutlaka uğrayın. Fiyat performans gerçekten iyiydi. Bir hamburger, bir patates kızartmasına 10 euro verdim. Dostlar, şimdi Metrolar Efektörü'nün olduğu yere geldim. Burada tren geçiyor, bir saniye. Metro istasyonu burada bilindik, yani Eyfel Tower'a geçiyor. Bakalım, Eyfel'i de size akşam göstereyim.
Akşamları Blur'un ışıklandırmasını gerçekten çok seviyorum. Gördüğünüz demir dolap Louvre Müzesi'nin bahçesinde, yani Louvre Sarayı'nın bahçesinde duruyor. Sadece yılbaşına özel kuruyorlar burayı. Önüne çok güzel panayır kurmuşlar. Şimdi gidip oraya gezeceğim, yılbaşı panayırı. Şimdi bu panayırın olduğu yere geldim. Tek tek gezmek istiyorum burayı çünkü çok güzel. Fiyatları normale göre bir tık pahalı. Ama bakalım beraber. Burada değişik peynirler var. Fiyatlar normalden çok çok pahalı. Aa, kestane. Bildiğin bizim kestaneden var. Zaten Fransızlarda da kestane ünlü. Ancak ızgara kestane görmeyi hayal etmiyorum tabii ki de. Evet, burası gerçekten çok büyük ve çok eğlenceli. İnsanlar çok güzel eğleniyor burada. Ancak fiyatlar bana birazcık normalden çok pahalı geldi. Tabii normaldir. Burası gerçekten çok kalabalık. Hem pandemi de Fransa'da şu an zirvede. O yüzden buradan hemen çıkmak istiyorum. Hani gitgide kalabalıklaşmaya başladı. İlerledikçe kalabalık oluyor. Evet, burayı da görmüş olduk. Beğendim. Eğer ileride yılbaşında Paris'te olursanız, yılbaşı haftasında, Noel haftasında buraya gelebilirsiniz ki burası her sene kuruluyormuş.